Sağ! Sağ! Arkadaşlar merhaba. Sağ! Nasılsınız? Sağ! Güzel, sağ olun. Katar'la Türkiye dost ve kardeş. Ve dolayısıyla biz kederde, kıvançta biriz, beraberiz. Çeşitli sıkıntıları beraber yaşadık. Şu anda da bu sıkıntıları bir daha tekrar etmemesi için elimizden gelen gayret neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Herkes aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle buradaki görevlerini yerine getirecek. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi, Katar'la olan münasebetlerimizi, ilişkilerimizi her geçen gün geliştireceğiz. Bunu yaparken de askerlik sanatının, askerlik fenninin yapılması gereken ne varsa arkadaşlarım, bunları yerine getirmek için azami gayret göstereceğiz. Hem buradaki Katar'da yapılan eğitim ve tatbikatlarda, hem de ülkemizde Türkiye'de yapılan eğitim ve tatbikatlarda artan bir şevkle, aşkla olabildiğince eğitim seviyemizi en yukarılara çıkarmak için birlikte gayret göstereceğiz. Buradaki yaptığımız çalışmalar ne Katar için ne Türkiye için herhangi bir şekilde düşmanlara karşı öyle bir şey söz konusu değil. Üçüncü ülkelere karşı değil. Bizim burada yapmakta olduğumuz şey ülkemizi, milletimizi savunmak, haklarımızı savunmak ve bu manada da olabildiğince caydırıcılık gücümüzü en üst seviyeye çıkarmaktır. Yaptığımız çalışmalarla bu gerçekten seviye son derece yükseldi. İnşallah temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalar daha da artan bir tempoda yapılmak suretiyle çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır. Bizim ortak değerlerimiz var Katar'la. Ortak tarihimiz var. Dolayısıyla birbirini tanıyan iki milletiz, iki kardeş milletiz. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerimiz de özellikle bu son dönemdeki işbirliğinden dolayı birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü, kuvvetimizi çok ileri düzeylere getirdiler. Aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Kara kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz, deniz kuvvetlerimiz ve özel kuvvetlerimiz. Her aşamada yaptıkları çalışmalarla, yaptıklarınız eğitimlerle, tatbikatlarla bu efendim tecrübeyi, bu melekeyi, bu yeteneklerinizi olabildiğince en üst seviyeye çıkaracaksınız arkadaşlarım. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz arkadaşlarım, Peygamber Hoca olarak adlandırılan ordumuz, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için, hudutlarımızın güvenliği için, vatandaşlarımızın güvenliği için, karada, denizde ve havada hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için, sadece kendimizi değil, Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil, başta olmak üzere Azerbaycan, Libya, tüm kardeşlerimizin dost ve kardeş ülkelerin hak ve menfaatlerini de korumak ve kollamak için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun faaliyetlerini yapmaktadırlar. Karada, denizde, havada bütün muharip güçlerimiz arkadaşlarım yoğun bir faaliyet içinde. Dolayısıyla onları yaparken siz de burada temsil ve eğitim faaliyetlerinizi, tatbikat faaliyetlerinizi başarıyla yürütmek durumundasınız. Ayrıca denizlerde, havada bizim hak ve menfaatlerimiz neyse, Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatleri neyse bunları bugüne kadar koruduk, kollandık, korumaya devam edeceğiz. Türkiye coğrafyasıyla, değerleriyle, silahlı kuvvetleriyle, ekonomisiyle, nüfusuyla arkadaşlarım büyük bir ülke, unutmayın. Fakat bu ülkenin de, bu büyük olan ülkenin de hak ve menfaatlerini savunmak için çok çalışmamız gerektiğini de asla hatırımızdan çıkarmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri, yani sizler, yani bizler bir bütün olarak arkadaşlarım binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizle aklın ve bilimin ışığında, akıl ve bilimle, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp aşağı doğru devam eden sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başında. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Sağ olun. Sizler sağ olun.